Evet, Parametre'ye başlıyoruz. Ankara'nın gündeminde neler var bunları konuşacağız. Sınırlarımız çevresinde olanlar oldukça etkiliyor bizi. Bir taraftan iç gündemde siyaset konuşmaya elbette devam ediyoruz. İstanbul seçimlerinin tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Pazar günü şunun şurasında seçimler yapılacak ve ondan sonra tamamen kendi gündemimizde, doğal akışımıza dönebileceğiz. En azından öyle düşünülüyor, öyle görüşülüyor, konuşuluyor. Ancak diğer taraftan bir tarafta Amerika ile S-400 konusu masada. Mektubu gönderdik demiştik. Onun ayrıntıları üzerine konuşacağız. Diğer yandan S-400 sadece Amerika ile olan ilişkileri değil, elbette Rusya ile olan ilişkileri de etkiliyor. Bir taraftan sondaj gemimiz yola çıkıyor. Bir taraftan Doğu Akdeniz havzasında oldukça önemli bir hareketlenme var. Yaz epeyce sıcak geçecek gibi görünüyor Kıbrıs açısından. Daha doğrusu Kıbrıs'ın oluşturduğu gündem açısından. Bir de güzel haber geldi. Yavru vatanda Maraş açılacak mı acaba sorusu bir kez daha gündemimize oturdu. Konuşalım bakalım Ankara'da neler var, neler yok, bu konular hakkında ne konuşuluyor, ne düşünülüyor? Ankara ne konuşuyor, ne düşünüyor? Dicle ile konuşacağız. Dicle Canova Ankara stüdyomuzda bekliyor bizi. Dicle merhaba, günaydın. Günaydın Mine. Şimdi sen Kıbrıslısın. Dolayısıyla Kıbrıs'tan başlamayı daha uygun bulurum. Yavru vatan, kapalı Maraş çok güzel bir yer her şeyiyle. Dolayısıyla böyle bir kalbim pırpır etti diyeyim. Pırpır ettiği kadar var mı diye de sana sorayım. Var, olmaz olur mu? Yani biz tabii çok küçücüktük, oralar aktifken, yaşam doluyken ben pek hatırlamıyorum ama tabii aile büyüklerimden hep dinlemişimdir. Bizler için açıkçası, bizim kuşak için bir efsane orası. Sonrasında da 74 sonrasında da adeta yaşam dondu. Hep hayalet şehir deniyor. Gidip görme fırsatım olmuştu. Açıkçası etkilenmemek mümkün değil. Bir film platosu gibi 70'li yıllarda kalmış orası ama her şey korunarak o gün nasılsa bugün de öyle, o şekilde. Tabi zaman içerisinde yıprandı, eskidi ama buna rağmen hala çok etkileyici. Yani bir zamanların işte Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak adlandırılıyormuş. Hatta bizim büyüklerimiz Küçük Beyrut olarak da ifade ediyorlardı. Yine o yıllarda Beyrut'un çok popüler olmasından yola çıkarak. Şimdi tabi önemli bir bölge Kıbrıs için. Çünkü 74 Barış Harekatı sonrası Maraş kapalı olarak korundu. Bir askeri bölge oldu. Orada Birleşmiş Milletler bir yeşil hat kurdu ve Maraş'ta şu anda sadece Birleşmiş Milletler'e ait bir binayla TSK'nın ordu evi olarak kullandığı bir bina aktif faaliyet halinde. Onun dışındaki diğer o büyük zenginlik, oteller, evler, eğlence merkezleri, her şey donmuş, durmuş vaziyette. 45 yıl önceki haliyle beklemede ve yıllardır da bu böyle devam ediyor. Adada bir çözüm bulunamadığı için aslında adada genel bir çözümden önce taraflar anlaşsaydı da Maraş'ın tekrar yerleşime açılması söz konusu olabilecekti ama bu konuda da pek başarılı olamadı iki taraf. Bilhassa Rumların zorladığı birçok başlık oldu. Şimdi şöyle bir hatırlatayım, yani neden Akdeniz'in Las Vegas'ıydı diye. Avrupa'nın birçok zengin iş adamının, işte dünyaca ünlü isimlerin ev sahipliği yaptığı bir bölgeydi orası. Onun dışında Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe gibi birçok aktör, aktris, sanatçı, ressam, bu tip isimlerinde rağbet ettiği, hem tatilini geçirmek üzere gittiği hem de mülk sahibi olduğu bir bölge Maraş. Magosa şehrinin içerisinde yer alıyor ve hatta orada İngiliz kraliyet ailesinin yaptırmış olduğu bir otel var. Golden Sands Oteli o dönemin ilk 7 yıldızlı oteli olarak da anılıyordu. Hatta işte söylenen o ki 2000'li yıllara kadar bu otelin rezervasyonları da doluydu. Böylesi turizm açısından zengin bir bölge. 3000 iş yeri olduğundan bahsediliyor. 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka, 45 otel, 60 apartman otel, 5000'e yakın ev, işte 143 resmi daire ve bu şekilde gidiyor rakamlar. Ama tabii işte şimdi 74 sonrası kapalı tutulan BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla da yerleşime kapalı tutulan bu bölgenin süreç içerisinde Kıbrıs'te birçok kez yeniden yerleşime açılması gündeme geldi. Kıbrıs görüşmeleri sırasında sık sık bunlara tanıklık ettik. Önceden dendi ki işte BM kontrolünde yerleşime açılsın ama bunun karşılığında Ercan Havalimanı ile Gazi Magosa Limanı doğrudan sefere başlayabilsin. Malum Kuzey Kıbrıs ambargo altında ve Türkiye dışında başka hiçbir ülkeden buraya doğrudan uçuş veya deniz yoluyla ulaşım yok. İşte bu kaldırılsın Magosa Limanı ve Ercan Havalimanı için denmişti. Olmadı. Sonrasında tamam Türk tarafının kontrolü altında açılsın. Oradaki işte eski sahipleri ve vakıfların mülkleri korunarak ama işte Türk tarafının da vergi gelirinden faydalanması sağlanarak yerleşime açılsın önerisi gelmişti. Bu da pek kabul görmedi. Masada bu da ortadan kalktı. En son anlam planında Rum tarafının kontrolüne bırakılması öngörülüyordu ama o planı da biliyorsun yine Türk tarafı referandumda kabul ederken Rum tarafı reddetmişti. Dolayısıyla orada da çözüm bulunamamıştı. En son benim hatırladığım 2017'de yine müzakereler sonlandığı bir süreçte Serdar Denktaş çıkıp yeniden yerleşime açılabileceğini söylemişti. Ama arkası gelmedi, bir adım atılmadı. Şimdi tam da Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları üzerinden yaşanan gerginlik söz konusuyken yeni kurulan KKTC'deki hükümet bir adım atmaya karar verdi. Bu aslında Maraş'ı yerleşime açmak değil şu aşamada. Bunu söylüyorlar. Bir envanter çalışması yapılacak. Yani orada taşınır taşınmaz mülkler listelenecek. Hasar tespiti yapılacak. Elektrik, telefon, işte su ve benzeri altyapının ne durumda olduğuna bakılacak. Yani bölge 45 yıl sonra hangi noktada, nerelerin toparlanması gerekiyor? İşte tekrardan ev, otel sayımı, bu mülklerin kimlere ait olduğu ve benzeri. Bunlar tek tek tespit edilecek. Üstelik sadece KKTC'li uzmanlar değil, uluslararası bu yönde isim yapmış uzmanların da bu çalışmaya davet edilebileceği belirtildi. Dün akşam Kudret Özersay, Başbakan Yardımcısı KKTC'nin CNN Türk yayınına katıldı. Telefon bağlantısı yaptı. Çok net anlattı aslında ne yapılmaya çalışıldığını. Şimdi tek taraflı olarak bir adım atıyoruz ama dedi uluslararası hukukun çerçevesi içerisinde hareket edeceğiz. Buna özen göstereceğiz. Ne yapmaya çalışıyoruz? İşte hayatımızın askıya alınmasını içeren bu tip noktalara artık dokunmaya çalışıyoruz. Yani fiilen harekete geçiyoruz. Sadece kağıt üstünde masada değil, alanda da artık aktif olacağız. Haklarımızı, hukukumuzu savunacağız dedi. Keza işte Doğu Akdeniz'deki petrol faaliyetleri içinde bunu kullandı. Yani artık paradigma değişti, süreç değişti. Biz sadece pasif olarak masada sürekli hakkımız yeniliyor demeyeceğiz. Bundan sonra sahada da hakkımızı, hukukumuzu bizzat kendimiz koruyacağız. Dolayısıyla Maraş bölgesinin de artık bu hayalet şehir görünümünden, bu olumsuz statükodan kurtarılması gerektiğinin altını çizdi. Burada bir şeyler yapılmalıydı dedi. Ve dolayısıyla ilk adım olarak da bu envanter çalışmasını başlattıklarını söyledi. Bu çalışma bittikten sonra Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili yol haritası uluslararası kamuoyuna açıklanacaktır, duyurulacaktır ifadesini de kullandı. Yani şunu anlıyoruz, şimdiden Kapalı Maraş bölgesi açılıyor, yerleşime açılıyor diyemiyoruz. Ama artık bu durumun devam etmemesi gerektiğini düşünüyor. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye, dolayısıyla işbirliği halinde oradaki statükoyu değiştirmeye dönük bir takım adımlar atılıyor. İşte ilk adımda bu envanter çalışması olacak ama Özersay özellikle altını çizdi. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapacağız. Her ne yapacaksak ifadesini kullandı. Neticede hak ve menfaatleri koruma adımları bunlar ama çatışma değil, diyalog içinde çözmek istiyoruz ifadesini bir kez daha kullandı. Tabii işte bu Doğu Akdeniz'deki şu an çözümsüz gibi duran ve giderek de ısınan süreçle ilgili de bir anlamda Özersay tek taraflı adım atmaksa, tek taraflı adım atmak çok kolay ama mesele bu değil. Birlikte diyalog içerisinde çözmek gerekiyor çağrısını da yapmış oldu. Peki hazır Kıbrıs'tan bahsediyorken konuşmanın aralarına böyle minik minik serpiştirdiğin doğalgaz sondaj meselelerini, Doğu Akdeniz tarafını da işin içerisine katarak aslında genel bir ısınan suyu, ısınan havayı konuşalım derim. Evet Mine, şimdi Rum tarafı 13 bölgede arama çalışmalarını başlattı. Amerikan, Fransız, İtalyan firmalar orada, İsrail orada, Lübnan orada, Mısır orada, Suriye bir anlamda ilgileniyor. Burada hedef işte Güney Kıbrıs'ta bulunacak doğalgaz ve petrolün bir şekilde Avrupa'ya satışının sağlanması. Bir başka projede Doğu Akdeniz'deki bu petrol ve doğalgazın, bilhassa doğalgazın Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınması. Tabii bunun işte tartışılacak birçok boyutu var. Hani Türkiye dışlanarak yapılabilir mi? Akıllıca olur mu? Çünkü ekonomik açıdan bu yöntem çok daha yük getirecektir onlara. Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması çok daha mantıklı her koşulda. Ama bunun dışında bir de adada henüz bir çözüm olmadan Güney Kıbrıs'ın adanın tamamının sahibiymiş gibi hareket etmesi, Kuzey Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk nüfusu göz önünde bulundurmaması ve bu doğalgaz, petrol arama faaliyetlerinin tamamen dışında tutması, belki oradan çıkacak doğalgaz ve petrolden pay ayırmama yönünde hareket etmesi sıkıntı. Diğer taraftan Türkiye ile KKTC de ortak bir adım attı. KKTC'nin lisans verdiği bölgelerde Fatih Sondaj gemisi arama çalışmalarını sürdürüyor. İşte bunun hukuka aykırı olduğu iddia ediliyor. Ama işte orada bir çözümsüzlük var. Eğer Türkiye'nin bu adımı hukuka aykırıysa Rum tarafının adımını nasıl okumak lazım? Nasıl nitelendirmek lazım? İşte karşılıklı bu anlaşmazlık devam ederken Avrupa Birliği bir kez daha sürecin içerisine dahil oldu. Yine Yunanistan ve Kıbrıs Rum lobisinin de etkisi var tabii. Lüksemburg'da toplanan AB Genel İşler Konseyi'nin yaptığı bir açıklama vardı ki dün akşam Dışişleri Bakanlığı buna sert bir karşılık verdi. Neydi o açıklama? Şimdi bir kere öncelikle Türkiye aday ülke olmaya devam ediyor denildi. Çok sayıda alanda kilit ortak konumunda ifadesi kullanıldı. Ama sonrası, işte bu sonrası tepki çeken bölümü önceki ay yayınlanan Türkiye raporuna atıfta bulunuldu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya devam ettiği öne sürüldü ve katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik bir çalışmanın öngörülmediği bu bildiride hatırlatıldı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları da yasa dışı olarak ifade edildi. Ve bildirgede Ankara'nın iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi çağrısında bulunuldu. Diğer taraftan Avrupa Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi'ne de gecikmeksizin uygun tedbirler alınmalı diye bir çağrı yapıldı. Burada tabii işte Gümrük Birliği görüşmelerinin dondurulması, durdurulması, zaten müzakere süreci askıda gibi duruyor. Türkiye'ye yeni yaptırımlar, yani bu kez de Avrupa Birliği Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'ye yeni yaptırımlardan bahsediyor. İşte Ankara buna tepki gösterdi. Bir kere her şeyden evvel şunu hatırlatalım. 2004 yılında çözümsüzlük devam ederken Annan planı referandumda oylandığında Rum tarafı bunu reddetmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'ı kendi bünyesi içerisine aldı. Genel olarak baktığımız zaman Avrupa Birliği bu tip sorunlar karşısında tarafsız kalmayı ve sorun çözülene kadar da işin içine girmemeyi tercih etmiştir hep. Ama işte söz konusu olan Kıbrıs'a, işte oradaki doğal zenginliklerse Avrupa Birliği de aceleci davrandı ve çözümsüzlük devam ederken, üstelik bu çözümsüzlüğü bizzat Rum tarafı sağlarken, yani çözümü bizzat reddederken bedel ödetmek yerine aslında ödüllendirildiler ve Avrupa Birliği üye ülke olarak Avrupa çatısı altına girdiler. Şimdi işte dün akşam da Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bunu hatırlattı ve bu hata sürdürülüyor denildi. Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs sorununa indirgemekle suçladı Avrupa Birliği'ni ve bu sorunun rehinesi haline getirildi. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri ifadesi kullanıldı. Dolayısıyla dün akşamki kararlarında yine tarafgir olduğu belirtildi. Diğer yandan işte dedik ya, Avrupa Birliği girmezdi bu tip meselelere, işte kıta sahanlığı, deniz sahanlığı çözülmeden, ama bu kez doğrudan içinde ve yaptırım tehdidiyle geliyor Türkiye'ye. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı da değerler topluluğu gibi değil, bir çıkar grubu şeklinde hareket etmiştir ifadesini kullandı Avrupa Birliği için ve Doğu Akdeniz'e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur dedi. Ankara'da bunun karşılığında Avrupa Birliği'nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmesi istendi. Tabii bir de o bildirgede işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı yönündeki ifadeler vardı. Onlara da açıkça yanıt verildi. Türkiye AB sürecinde samimi ve kararlıdır denildi. İddia edildiği gibi Avrupa Birliği'nden uzaklaşmamaktadır ama ülkemize karşı adil ve dürüst davranılmadığı için Avrupa Birliği Türkiye'yi kendisinden uzaklaştırıyor diye de bir uyarıda bulundu. Dolayısıyla işte şimdi bir taraftan S-400 meselesi, Suriye'de devam eden süreç ve ısınan Doğu Akdeniz, tüm bunları birlikte düşündüğümüz zaman dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye ne zaman bölgede güçlense, güçlenmeye çalışsa önünün kesilmeye çalışıldığını ifade etti ve tüm bu girişimlerin Doğu Akdeniz dahil Avrupa Birliği'nin yaptırım sopasını göstermesi, S-400 üzerinden Amerika'nın Türkiye üzerinde baskı kurmasını da bu politikaya bağladı. Ancak kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Kendi hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz ifadesini net olarak kullandı. Bakalım bundan sonraki süreçlerde diplomatik olarak nerelere evrilecek, nasıl görüşmeler olacak? Hem Doğu Akdeniz'de hem belki S-400'de bir çözüm bulunabilecek mi müttefik dediğimiz ülkelerle, göreceğiz. Müttefik dediğimiz ülkelerle ne kadar müttefikiz konusu zaten ziyadesiyle tartışmalı. Madem müttefiklerden bahsettim, müttefiklerden birine de bir mektup yazdık galiba. Evet ama işte orada da muhatabımız yok şu anda. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dı, malum biliyorsun. Onun gönderdiği bir mektup vardı. S-400'ler üzerinden F-35 ortaklık programının sonlandırabileceği ve katsa yaptırımlarının gündeme gelebileceğini özetle içeren bir mektuptu bu. Hatta Ankara işte müttefiklik ruhuna uygun olmayan bir üslup kullanıldığı konusunda da sert tepki göstermişti ABD Savunma Bakan Vekiline. 10 gün geçti aradan, o mektuptan sonra yanıt, cevap dün itibariyle gönderildi. Aslında dün Türkiye bu mektubu gönderdiğinde ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan hala görevindeydi. Ama akşam saatlerinde, Türkiye saatiyle tabii, öğrendik ki Shanahan ABD Savunma Bakan Vekilliği görevini bıraktı. Vazgeçti ABD Savunma Bakanı olmaktan. Trump duyurdu bunu. Yeni isim de belli. Kuvvetler Komutanı Sekreteriyasını yürüten bir isim. Şimdi tabii acaba bu vazgeçişin arkasında Türkiye ile yürütülen işte S-400 meselesi, F-35'ler üzerinden verilen mesajlar etkili mi diye ilk aşamada bir düşündük ne oluyor diye ama belli ki kendi iç meseleleri gibi duruyor. Bir kere Shannon'ın ayrılması ailesine daha çok vakit ayırmak istediği gibi bir bahaneye dayandırılıyor ama şimdi Trump'ın Avrupa seyahati sırasında da bir takım haberler çıkmıştı yabancı basında ve Shannon'la yola devam etmeyeceği iddia edilmişti ki Trump o dönem bunu yalanlamıştı ama öyle olmadı, işte yola devam etmiyor, öyle anlıyoruz. Bilhassa İran konusundaki politikasını yeterince güçlü bulmadığı ifade ediliyor. Malum Amerika İran konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Orada da Körfez giderek ısınıyor. Dolayısıyla belli ki Trump Shannon'la bu meseleyi yürütemeyeceğini düşünmüş gibi duruyor şu aşamada. Yeni gelen isim Mark Esper ise Rusya ve Çin'e karşı askeri caydırıcılığın artırılmasını savunan bir isim. Yani belki Shannon'dan biraz daha şahin olabilir. İlk aşamada baktığımız zaman biyografisine böyle bir izlenim edindim ben açıkçası. Çünkü ABD ordu bütçesini Rusya ve Çin ordularının gelişimine karşı koymaya yarayacak şekilde şekillendirme yönünde adeta orduda bir rönesans, yenilenme sürecini başlatma hedefinde olan bir isimdi. Hatta şöyle bir mesajı vardı. Eğer 2030, 2040 ve 2050'de Rusya ve Çin'e karşı savaşacak ve kazanacaksak gelecek nesli şimdiden inşa etmeye başlamalıyım demişti. Yani Esper'in de dediğim gibi Shannon'ı aratmayacağını anlıyoruz bu aşamada. Bilhassa işte Rusya'ya dönük bu mesajlarından sonra S-400 konusunda çok farklı bir yaklaşım sergilemesini beklemiyoruz ama şimdi bizim mektubumuz ulaşacaktır Pentagon'a. Ne olacak bundan sonra? Muhatap tabii yeni Savunma Bakan Vekili olacak ve NATO toplantısı var ay sonunda. Orada iki bakanın görüşmesi öngörülüyordu. Bugünden sonra yeni gelişmeler olabilir. Tabii en önemlisi ama bu süreçte hep söylüyoruz, G20 zirvesi sırasında Trump'la Erdoğan arasında yapılacak görüşmemine. Peki, çok teşekkür ediyorum Dicle. Kolay gelsin diyeyim sana, Ankara'ya sevgiler. Bize devam edelim haber turumuzda. Teşekkürler. Haber turunun birinci başlığını az önce Dicle Canova ile birlikte de konuştuğumuz Amerika konusu ilgilendiriyor. Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan adaylıktan çekildiğini zira açıkladı. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Esper yeni Savunma Bakan Vekili olarak görev yapacak. Trump açıkladı. Ailesine daha fazla zaman ayırmayı istediğini dile getirdi. Shanahan eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusunun kamuoyuna yansımasından dolayı adaylık için kötü bir zamanlama olduğunu yine dile getirdi. Daha önce Shannon'ın Senato'da beklenen adaylığının belirsiz olduğu ve Trump'ın farklı bir ismi Savunma Bakanı olarak görevlendirmek üzere görüşmeler yaptığı iddiaları da Amerikan medyasına yansımıştı. Bunları da zamanında konuşmuştuk. 12 mutabakat zaptı var gündemimizde. İran'la Rusya arasında bir zapt imzalandı. Çünkü iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin artması öngörülüyor. Bu da bölge açısından elbette önemli olacak. İran Buşehir kentinde nükleer santralin 2. ve 3. ünitelerinin faaliyete geçmesini sağlayacak böylece. Hürmüzgan'da 1400 megawatt kapasiteli 4 termik santral kurulacak. Yine önemli notlardan bir başkası. Ahvaz'da Rahmin elektrik santralinin optimizasyonu yapılacak. Yine hem İran ekonomisi hem de bölge açısından çok önemli olacak. Enerji, demiryolu, sağlık, denizcilik, turizm, teknoloji gibi birçok alanda İran ve Rusya'nın ortak çalışacağını anlıyoruz bu imzalanan 12 maddelik zaptan. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları var. Türkiye'nin anlaşmalı Brexit beklediğini söylüyor. Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun bizim ticari ilişkilerimize nasıl katkı yapabiliriz? Biz bunları araştırıyoruz, konuşuyoruz, o yönde çalışacağız diyor. Tabii ki beklentimiz anlaşmalı bir Brexit olması yönünde diyor Bakan Ruhsar Pekcan ve inşallah öyle olursa hepimiz çok rahat edeceğiz açıklaması yapmış. Pekcan Birleşik Krallığın her zaman Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ifade ediyor. 11.1 milyar dolarlık bir ihracat olduğu rakamını da paylaşıyor ve Almanya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını dile getiriyor İngiltere'nin. Pekcan ayrıca Birleşik Krallık'tan 7,5 milyar dolar seviyesinde ithalat gerçekleştirildiğini belirterek İngiltere'den özellikle teknolojik ürünlerde ithalat yapıldığını da bildiriyor. Hazine tarafına dönelim. Hazine tarafında ihaleler var. İhaleler sonuçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün 1,6 milyar liralık kira sertifikası, 2 milyar liralık da bono ihraç edildi. 6 ay vadeli bononun bileşik faizi %23.49 seviyesinde gerçekleşti. Bunu da bir not olarak kenara koyalım. Kadın dostu şirketler 2019 ödülleri sahiplerini buldu. Araştırmayla Türkiye'de kadın istihdamına en büyük katkıyı yapan şirket ve gruplar belirlendi. PwC Türkiye İşbirliği'nde gerçekleşen törende 8 ayrı kategoride toplam 40 ödül takdim edilmiş. Buna göre en kadın çalışan ve kadın yönetici oranı en fazla olan şirket Gratis seçilmiş. En yüksek grupta FIBA olarak yerini bulmuş sıralamada. Kadın çalışan ve kadın yönetici sayısının en yüksek olduğu şirket LCY2'ymiş ve grup bazında bakıldığında da en yüksek kadın çalışan sayısı Koç'ta, en yüksek kadın yönetici sayısı da Sabancı'da yer alıyormuş. Bu araştırmayı da böylece bir başka not olarak sizlerle paylaştıktan sonra Profesör Doktor Murat Ferman'la başlayalım sohbetimize. Evet, iç piyasaları ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Dış piyasalardan da çok yakinen etkileniyoruz. Dolayısıyla hepsini bir arada konuşacağız. Profesör Doktor Murat Ferman'la birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Şimdi hızlıca bir başlayalım. Öncelikli olarak diplomasiyle başlamak mecburiyetine kalıyoruz. Çünkü diplomasi Türk ekonomisine önemli ölçüde etkiliyor. Amerika'ya gönderilen mektubun gönderildiği kişinin artık görevde olmaması, orada da kafaların karışık olduğunu olduğuna dair bir takım sinyallerin gelmesi, Trump'ın sürekli her yere, her şekilde saldırması, bütün bunlar hem Amerika'yla hem bizim Rusya ile ilişkilerimizi etkiliyor. Amerika'nın bu tavrından dolayı sanıyorum Rusya'yla İran'da böyle 12 zapt altında bir imza koyma gereği duymuşlar. Şöyle bir genel dünya değerlendirmesi yapalım. Biz nasıl etkileniriz üzerinde tabii. Tabii. Müsaade ederseniz hemen Rusya ile İran arasındaki en son mutabakat zaptı ki bunlar daha geniş anlaşmaların bir ön adımı olarak veya bir çerçevesi olarak nitelendirilir uluslararası düzeyde. Oradan başlayalım. Dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin boş bıraktığı tabiri caizse veya yetersiz kaldığı ya da yumuşak karnını gösterdiği her noktada Rusya o boşluğu doldurmaya ve orada var olmaya çalışıyor. Hı hı. Bu askeri olarak da böyle, ekonomik olarak da böyle. Henüz kültürel ve sosyal olarak görmüyoruz ama bir süre sonra Rusya'nın bu konuda da farklı politikalara girebileceğini öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Nitekim hatırlarsanız Rusya geçtiğimiz günlerde Çin'le de bir yakınlaşma içine girdi ve iki lider bir araya geldiler. Onunla ilgili güzel bir karikatür vardı. İki taraftan böyle köşeye doğru koşan liderleri ortaya koymuş. Putin'in arkasında yaptırımlar var. İran'ın arkasında da ambargo var. Çin'in arkasında da ticaret savaşları veya tarifeler var. İkisi beraber iki yaratıktan veya vahşi hayvandan kaçarken yolları kesişiyor. Evet, uluslararası arenada böyle işbirlikleri, beraberlikler, müttefik duruşlar gündeme geliyor. Ama esas mesele şu, belki de başta söylediğiniz unsur, yani Amerika Birleşik Devletleri de bir ve yeknesak bir yapıyı temsil etmiyor. 2,5-3 hafta kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Hem gözlemlerim hem temaslarım şunu ortaya koyuyor. Daha evvel konuşulan mesela bir tek Pentagon mu var? Hayır, bir Pentagon yok. Pentagon'un içinde de farklı görüşler var denilebiliyor. Biliyorsunuz Shanahan ayrıldı. Klasik mazereti aileme daha çok vakit ayırma meselesi. Bu Amerika'da bu açıklandığı zaman arkada başka bir sebep olduğu. Bence dünyanın her yerinde aynı açıklamayı benzer şekilde değerlendirebiliriz. Doğru, doğru. Amerikalıların tabii şeyi bu klasik bir mazerettir. Ama netice olarak şunu vurgulamakta fayda var. Sayın Savunma Bakanımız ve geçtiğimiz günlerde Sayın Dışişleri Bakanımız da çok açık ve net ifade ettiler. Aslında S-400 ve F-35 meselelerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'nin sunduğu bir araya gelelim teknik heyetler de çalışsınlar. Bu silah sistemlerinin nasıl birbirlerini düşman olarak, hostile olarak algılamayacaklarına dair elimizde çözümler var. Ama bunları konuşmamız lazım unsuruna dahi biliyorsunuz. Sorun orada düşman olarak algılanması, algılanmaması değil ki. Ama temel sorunlardan bir tanesi o. Ama ondan sonrası teknolojinin elde edilmesi ve tabii çok daha arka planda unsurlar var ama şunu vurgulamakta fayda var. Türkiye'nin bu önerisini kategorik olarak reddediyorlar. Enteresan bir şey, her iki bakanımız... İşte onu söylemeye çalıştım. Kategorik olarak reddediyorlar çünkü konu aslında köşeye sıkıştırma çabası ya da bölgede üstünlük sağlama çabası ya da işte Türkiye'nin bu coğrafyada geçmişte gelen bağları var, Rusya'yla olan... Hı. bağları var, İran'la, Irak'la, Suriye'yle bundan sonra devam edecek şekilde. Olan tabii. Yani devam etmek mecburiyetinde, onlar bizim sınır komşularımız zaten, binlerce yıldır da aynı coğrafyada birlikte yaşayan insanlarız. Dolayısıyla oradaki temel sebep düşman savunma sistemleri ya da saldırı savunma sistemlerinden ziyade işte Türkiye-Rusya ilişkilerini daha girift hale daha iç içe geçmiş hale getirmemek ya da bir şekilde orada işte Trump sadece Türkiye'ye yapmıyor bunu, birçok ülke işte Çin'e yaptığı ticaret savaşı gibi daha belki değil, üzerine mutlaka konuşalım. Avrupa tarafı için de hem Çin için hem Avrupa tarafı için paralarını zayıflatıyorlar diye bir çıkışta bir tehditte bulunuyor. Hatta Draghi'ye bayağı eleştiri yaptı değil mi? Draghi eleştiri yaptı. Para kendi parası, ister değerini azaltır ister değerini artırır sonuç itibariyle ve Draghi'nin de herhalde burasına gelmiş olsa gerek ki uzun zamandır gördüğüm en sert çıkışı Draghi yapmış durumda. durumda, kendi işine bak diyor. Yani bir şeyi hemen altını çizelim. En son programda da gene konuşmuştuk. Acaba Draghi böyle topal ördek sendromu mu yakalanacak, yoksa son dönemlerinde daha dik bir duruş mu gösterecek? Enteresan. Son gününe kadar Draghi farklı bir yapı, beklenmeyen bir dik duruş gösterecek gibi gözüküyor. Tabii bu bundan sonra Avrupa Merkez Bankası'nı kimin devralacağını, nasıl bir politik ve ekolün, politik yapının tercihleri ve ekolün sürdüreceğine dair de işaret fişeği atıyor. Biliyorsunuz çok tartışılıyor. Özellikle Deutsche Bank'ın içine düştüğü durum neticesinde Alman ekolünün görece zaafa uğradığını görüyoruz. Ama alternatifler ne? Fransızların görüşleri var. İngiltere biliyorsunuz Brexit'le uğraşıyor. Enteresan mesele şu, bu şeye dönecek olursak esas mesele aslında iki ayrı sistem inşa edilmiş. Bir tanesi eski Sovyet sisteminden gelen Rusya'nın savunma endüstrisi, öbürü de Amerikan savunma endüstrisi. Bunlar aslında farklı yapılarla, farklı kriptolarla, farklı duruşlarla kendi pazarlarını captive audience dediğimiz, yani kapalı pazar halinde tutmak istiyorlar. Araplar bunu daha evvelki dönemlerde şöyle üzerinden geliyorlardı. Değerli hocam Hasan Köl'ün ifadesiyle her iki taraftan da farklı sistemleri alıp bunları çalıştıramayacakları için çöle gömüyorlardı, ama her iki tarafı da tırnak içinde memnun ediyorlardı. Artık böyle bir strateji ve taktik yürütülemeyeceğine göre belki de aslında bu tartışma dahilinde Türkiye kral çıplak sendromunu gündeme getiriyor. Yani demeye çalışıyor ki aslında bu silah savunma sistemleri arasında bir çok da büyük bir fark yok. Bunlar hemhal edilebilir, birlikte kullanılabilir, ama bu bir tabunun yıkılması gibi. Onun için iki sayın bakan da şunu vurguladılar. Aslında Trump, bir araya gelelim, bunları konuşalım, müzakere edelim'e yakın, ama içeride Amerika'da özellikle silah sanayinin, savunma sanayinin Pentagon kanadı buna tamamen karşı. Dolayısıyla yani Türkiye'nin elinde bu şekilde yürüteceği şeyler var. Bir de Mine Hanım, şunu unutmamak lazım. Yani biz F-35'te düz müşteri falan değiliz. Öyle olsaydık çok kolay. Nasıl Patriotlarda, diğer unsurlarda biz almak istedik, bize satmadılar. Satmıyorum deriz, biz de almayız. Biz bunun ortağıyız, üretici ortağıyız. Zaten orada başka bir uluslararası hukukun da işlemesi gerekirdi herhalde, ama sözleşmeye konmuş maddeler yokmuş bu anlamda. Draghi'ye geçelim vaktimizde. Daha efektif kullanmış oluruz böylece. Draghi'nin yaptığı çıkıştan anladığım sadece bir faiz indirimi gelebileceği noktasında değil, ki faiz indirimi gelecekse biz ve bizim gibi ülkeler bu işten oldukça pozitif etkilenir. Biraz ferahlık olacak bizim için. Evet, rahatlama bir de sağlayacak. Üstüne benim o açıklamadan anladığım bir takım LTRO'lara gidebileceği ya da işte varlık alımları yapılabileceği, likidite konusuna tekrar desteklenebileceği, yani 2013 zamanında yapılanlar, 2013-2017 arasında yapılanlar belki tekrar gündeme gelebilir. Bir tür bu denendi, denenmemiş olan başka belki üzerinde mutabık alınabilecek yöntemler de izlenebilir. Merkez bankalarının eli bu anlamda her zaman güçlüdür ki Avrupa Merkez Bankası bu anlamda yaratıcı da bir merkez bankası. A4'e para verme yoluna gittiği için söylüyorum bunu. Dolayısıyla orada böyle bir parasal genişleme, parasal bolluk olursa gevşek para politikasının haricinde ekstra gelebilecek. Trump'ın yaptığı çıkıştan da benzer şekilde anladığım, biz de faiz indiririz, bizde de quantitative easing vardı, işte QE'lere tekrar döneriz, biz de para basar, biz de para dağıtırız. O zaman işte euro aşağı gelir, dolar aşağı gelir, euro aşağı gelir, dolar aşağı gelir. O paralar da biz ve bizim gibi ülkelere gelir teknik olarak aslında bakıldığında. Dolayısıyla böyle bir olumlu senaryonun gerçekleşme ihtimalini nasıl görürsünüz diye soracağım. Çünkü çok olumsuz bir tablo çiziyorduk ekonomi açısından, dışarıdan para gelmiyor diye, ama bir serseri para ortaya çıkacaksa gelecek o. Evet, iyimser beklentilerin tarafında ağır basan yeni bir gelişme, açılım görüyoruz. Onun için ben Draghi'nin dik duruşundan bahsettim. Yani Draghi sadece bir şeyden bahsetmiyor. Örneğin faizi indirme mekanizmasından bahsetmiyor. Dikkat ederseniz sizin de işaret ettiğiniz gibi alet çantasının zenginliğinden ve elimizdeki enstrümanların kullanılmasından bahsediyor. Dolayısıyla merkez bankacılığının eldeki tüm araçlarını bir ve beraber kullanarak çoğaltan etkisi yaratabileceğini de söylüyor. Tabii burada temel sorun şu. maalesef Avrupa'daki problem bankacılık sisteminin, finans mekanizmasının yeteri kadar esnek, yeteri kadar çevik davranamaması. Yani paralar pompalanıyor ama bozuk vana misali bu likiditenin reel sektöre geçişinde sıkıntılar var. Bu yapısal problemi bir türlü çözemediler. Ancak çok doğru bir noktaya işaret ettiniz. 2013'te en son bu full-fledged dediğimiz birden fazla mekanizmayla bir Avrupa Birliği dik duruş göstermişti. Hatırlarsanız o zamanlar Super Mario profilinin zirvesindeydi Mario. Sonradan Draghi dedi ki yani biz süper falan değiliz, normal merkez bankacılığından kimse sihir beklemesin dedi ama tırnak içinde gider ayak inisiyatifi tekrar eline alması ve bu konuda öncü olması enteresan. Bir başka noktada şu Mina Hanım, demin söylediğiniz gibi acaba ticaret savaşları penceresi altında yeni bir safa, kur savaşlarına bir şey yapıyor muyuz? Yeni bir köprü atıyor muyuz? Çünkü ticaret savaşlarıyla kur savaşları, bunlar şu anda tam anlamıyla ortada değil. Zaten olsa etrafta hiçbir şey kalmaz ama ikisinin bir arada olması gerçekten pek istenmeyen bir durum. Çünkü birbirini tetikleyecek ve dediğiniz gibi biraz evvel gayet güzel söylediniz. Evet, bize bir ferahlık verebilir ama orta ve uzun vadede bizim gibi ekonomiler içinde yıkıcı etki yaratabilir. Bunu da unutmayalım. İşte o para geldiği zaman bir ferahlık oluyor ama o ferahlığı çok doğru değerlendirmek, doğru yerlere değerlendiremezseniz doğru daha beter. Gerekiyor. Hazır gelirken doğru adımların o kadar işte hep yapısal diyoruz. Onların en azından başlamış olması gerekir. Şimdiden o adımların atılması için organize olunursa eğer, o para geldiği zaman haydan gelip huya gitmez en azından. Çünkü diye düşünüyorum. Doğru. Çok haklısınız. Biliyorsunuz bol ve ucuz para, hele bu dolar olursa, döviz olursa Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu özellikle döviz temelli kredi riskinin geldiği noktaya bakarsanız çok dikkatli olunması gerekiyor. Proaktif olarak duruş sergilememiz lazım. Tabii Kıbrıs konusunda en son Maraş ve benzeri unsurlarla olduğu gibi politik olarak da açılımların yeniden gündeme getirilmesi önemli unsurlar. Yani Türkiye'nin birden çok cephede, birden çok kulvarda aktif olarak, proaktif olarak bir takım unsurları gündeme getirmesi lazım. Bekle ve gör politikasıyla sadece reaktif davranmanın zamanı geçmiştir. Dolayısıyla bunları olumlu işaretler olarak görüyorum. Sorunuzun orijinal tarafı şu, yani beklentiler de bir iyimsere doğru, ihtiyatlı iyimserliğe doğru bir herhalde revizyon yapmakta fayda var. Ama eğer hazırlıklı olmazsanız, bu şuna benziyor. Sofrada çok leziz yiyecekler olabilir ama eğer ölçüyü kaçırırsanız bu size hemen sonra zarar verebilir bünyenize. Dolayısıyla hani tam takır sofradan veya lezzetsiz yiyeceklerle donatılmış bir sofradansa, lezzetli yiyeceklerle donatılmış sofra çok iyi ama onun da tüketim adabını bilmek lazım. FED tarafını biraz da konuşalım çünkü o taraftan da şimdi Avrupa tarafından belli ki para basımı ya da para basımı değil de işte serseri diye tabir edeceğimiz bir para oluşacak. Dolayısıyla onun Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilir dedik. Aynı zamanda Euro'yu düşürmesi açısından da önemsiyoruz. Diğer yandan FED tarafında bugün yapacakları toplantının ardından hani sözcük avına çıkarız ya, merkez bankalarının toplantı metinleri açıklandıktan sonra orada bir sabırlı ifadesi var. O sabırlı ifadesinin kalkabileceği, dolayısıyla oradaki sabrın neye göre bittiğine baktığımızda da işte faiz artırımlarını konuşarak başladığımız yıla faiz indirecek mi acabayla devam ettik. Orası için de benzer bir durum söz konusu. Biraz da FED'i konuşalım. FED tarafı Powell'la işler nasıl gidecek? Sabırlı söyleminin kalkmasıyla birlikte paritede aşağıya doğru bir geliş olur herhalde ki 1.12'nin altında olmasını böyle yorumluyorum şu anda. Bizde de bir takım rahatlamaları getirecektir diye düşünüyorum. Yeni yılla beraber FED'in duruşu ve Powell'ın şahsında kristalleşen duruşu farklılaştı. Hatırlarsanız bir Beyaz Saray'da bir Christmas yemeği yediler. O Christmas yemeğinden sonra Powell'ın kamuoyundaki figürü, tabii bunların hepsi adamın gerçek hayatını, gerçek şeyini bilmiyoruz. Bizi de çok ilgilendirmiyor ama duruş olarak dahi farklılaştığını gördük. Nitekim bir güvercin tadına, moduna gelen FED zaman zaman tabiri caizse gıdısını okşatan güvercin kadar güvercinliğin en böyle yumuşak taraflarına doğru, en böyle esnek taraflarına doğru ilerledi. Evet, bugün fiili bir indirim beklemiyoruz veya bekleme, yani bunun olma ihtimali çok düşük. Ancak özellikle yeni yılla beraber FED toplantı sonrası açıklamalar ve canlı basın toplantıları çerçevesinde sözlü yönlendirmeye ve kamuoyunu bilinçlendirmeye daha çok önem vereceğini, bunu bir yeni politika olarak uygulamaya önem vereceğini vurgu yapmıştı. Gerçekten bugün sizin de söylediğiniz gibi Powell'ın sözleri önem taşıyacak. İngilizcenin tüm nüanslarını kullanarak enteresan, mesela yaratıcı yıkım gibi böyle garip bazı kavramlar vardır. Durup düşündürecek kavramlar. Ben de aynı fikirdeyim. Bugün bence bir iki tane böyle bizi bundan sonra Temmuz ayına kadar meşgul edecek yaratıcı deyimle karşılaşırsak şaşırmayacağız. Tahminim Temmuz ayını kuvvetle işaret edecek ve Temmuz'da da faiz indiriminin geleceğini göreceğiz. Peki, şimdi Temmuz'un hemen öncesinde bir Haziran sonu gündemimiz var ki o da G20. G20 yerine artık, çünkü ikili görüşmelerden ibaret olmaya başladı ya G20'ler. İşte Trump'la Putin görüşüyor, Erdoğan'la Putin görüşüyor, Erdoğan'la Trump görüşüyor, Xi Jinping'le o görüşüyor. Böyle hani bir kendi aralarında acaba ikili görüşme zirvesi falan yapsalar da hani böyle G20 bütün gazeteciler gidip böyle zorla gündem yaratılıp izlemesek mi acaba? Çünkü G20 olmaktan çıktığı bir dönem görüyoruz. İşte Japonya'da, Osaka'da yapılacak Haziran sonunda. Vallahi benim aklımda kalan yapılacak olan hikayede ne giriş metni var, ne başlangıç konuşmaları var, ne orada konuşulacak konuların içeriğine dair köşe yazıları, makaleler vesaire var. Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi hikayesi var. Trump'la Putin acaba bir araya gelecek mi var? Aile fotoğrafındaki önde olacak. Aile fotoğrafı evet. Ne olacak? Evet. İşte Xi Jinping benimle görüşmezse diye tehditler savurmaya başladı. Yani günün sonunda bakıldığında G20 olmaktan çıkmış görünüyor. Şimdi enteresan bir noktaya temas ettiniz. Ben bunun bir parça arka planını vurgulamaya çalışayım. Biliyorsunuz aslında bir 15 gün kadar evvel G20'nin bakanlar düzeyinde ve teknik oturumları yapıldı. Yani netice itibariyle teknik düzeyde teknokratlar, bürokratlar, biliyorsunuz, bunların mündeceratını hazırlıyorlar. Liderler buluşması sizin de söylediğiniz gibi daha ziyade sembolik ve boy gösterme, bayrak gösterme, jest ve diğer unsurlarla devam ediyor. Bu maalesef günümüzde yapısal sorunlara böyle kozmetik bazı cevaplar aramak kadar boş, günü kurtaracak, orta ve uzun vadede sorunların varlığını ortadan kaldırmayacak bir duruma hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Siz de buradan hareketle G20'nin ne kadar işlerlik kazanabileceğini veya ne kadar işlerlik sahibi olduğunu haklı olarak sorgulamak gerektiğine işaret ediyorsunuz. Şimdi enteresan bir şey, bir noktayı daha vurgulayayım. G20'nin bu seneki esas teması günümüz dünyasında liberal ekonomiyi koruyabilmek veya liberal ekonomik uygulamalara öncelik verebilmek. Çünkü dünyada böyle bir enteresan... Liberal ekonomik uygulamalara öncelik verebilmeye, liberal politikalardan gittikçe uzaklaşıp sıkılaşan ve içine dönen Amerika, komünist düzenden ayrılmayı uygun bulup serbestleşen Çin mi görüşecekler? Doğru mu? Evet. İşin ironik tarafı bu. Aslında genel çerçeveye bakarsanız tam globalleşme, serbestleşme, dünya yuvarlak değildir, düzdür diyen bir mantıktan birdenbire içe kapanıcı, uluslararası global tartışmaları Dünya Ticaret Örgütü ekseninde adeta ikinci plana itip birebir görüşelim, baş başa görüşelim, baş başa daha rahat kol bükeriz anlayışına doğru gelen bir daha ortodoks bir yaklaşımla karşılıyoruz. Bunun bir paralelini de biliyorsunuz. Popülist yaklaşımlar siyasette de ön plana çıkıyor. Avrupa'nın her ülkesinde farklı kültür ve sosyolojik yapılardan gelen, İspanya'da da, İtalya'da da, İskandinav ülkelerinde de, Hollanda'da da Macaristan'da da bunu görebiliyorsunuz. İşin enteresan tarafı, bunlara akıl hocalığını yapanların başında da Başkan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon geliyor. İki tane Harvard profesörü kitap yazıyorlar. Demokrasinin ölümü mü acaba? Amerika'da müthiş bir kutuplaşma oluyor. Bütün dünyada böyle popülist söylemlerle beraber demokratik uygulamalar ortadan kalkıyor. İşte Mursi'nin başına gelenleri görüyorsunuz. O coğrafyada demokratik unsurlar nasıl değerlendiriliyor? Bütün bunlar aslında bir arada değerlendirilmesi gereken unsurlar. Yani teknokratlar aslında bir tehlikeye işaret ediyorlar. Ama ben de sizinle bu konuda aynı görüşteyim, aynı fikirdeyim. G20 bir boy gösterme, vücut lisanının yeniden konuşturulduğu bir şey olacak. Çünkü maalesef günümüz dünyası temel problemlere es geçilip anın kurtarıldığı unsurlar. Bunun da en açık ve bir parça alışılmamış, bir parça eskiye göre daha şaşırtıcı uygulamalarını Trump'ın uygulamalarında, beyanatlarında, tweetlerinde görüyoruz. Bir gün biliyorsunuz Başkan Xi dünyadaki şeytan oluyor. Ertesi gün en güvenilir dost oluyor. Bir gün Rocketman oluyor. Ertesi gün iki erkek arasında yaşanılabilecek en sıcak duyguların yaşandığı adam oluyor. Bu başkanın beyanları bunlar. Yani bir gün şöyle oluyor, ertesi gün böyle oluyor. Meksika biliyorsunuz tehdit ediliyor. Ve deniliyor ki 10 Haziran'dan itibaren kaybediyor bence. Yani %5 arttır, yapmazsan da diyor %5 arttıracağım diyor. Hemen Obrador, Başkan Obrador tamam yapacağız diyor. Sadece söz veriyor. Trump diyor ki tamamdır diyor. Meksika'ya hiç problem yok diyor. Bir şey koymamıza gerek yok. Yani ticaret savaşının bile, ben baştan beri biliyorsunuz, ticaret savaşı teranesi altında bir kol bükme yarışı. Şimdi ticaret savaşı da şey vardır. En azından basit bir mantık, bir teknik şey olması lazım. Arkadaş sen bana demir çelikte %25 koyuyorsan onu niye %25 koyuyorsun? Onun da bir mantığının olması lazım. Ben de sana şu üründe şunu karşılıklı uygularım. Artık böyle bir şey yok. Bu Meksika olayını gayet açıklandı, gayet iyi ortaya çıktı. Diyor ki sen diyor göçmenlere izin veriyorsun buraya gelmeye, yiyorsun bunları diyor. Eğer diyor buna engel olmazsan 10 Haziran'dan itibaren diyor senin şu ürünlerine %10 koyacağım. Daha da devam edersen her ay bu %5 artacak. Şimdi bu ne demek? Bu ticareti kullanarak aslında kol bükmeye çalışmak demek. Bunun ticaret savaşıyla, ticaret politikalarıyla, gümrük tarifeleriyle bir alakası yok. Ya da 23 tane yayın yapıyorsunuz, liste biliyorsunuz. İlk, hatırlarsanız ilk tarifeler öyle. Sonra orijinal, orada onu çıkarttım, bunu çıkarttım. 3 tane Türkiye ülke kaldı, aralarından biri de Türkiye. Yani netice itibariyle hani ticaret savaşları, şimdi kur savaşları meselesi de gelecek. Bunlar aslında Allah'tan mine, siz de gayet iyi biliyorsunuz bu işin teorisine hakim biri olarak, ticaret savaşı veya kur savaşı full fledged dediğimiz tam manasıyla teknik olarak yapılsa ortada aman bir şey kalmaz. Onun için dile getirdiğiniz anda yayını kapatırım hocam. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Yapıyormuş gibi böyle aslında kol bükme şey oluyor ama mış gibi yaparak yapısal sorunlar çözülemiyor. Aslında G20'de sizin işaret etmeye çalıştığınız da o duyarlılıkla o. Yani G20'nin bir şeyler çözmesi lazım. Dikkat ediyor musunuz? Aslında dünyada tüm bu anlı şanlı kurumlar, mekanizmalar kozmetik hale geliyor. Bunları bir ara sizinle daha da derin konuşalım. Yapısal olarak yapısal konuşalım. Kurumlar nereye ne işe yarar, ne yapar diye. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür kolay ediyorum. Gelsin diyeyim size. Bir kısacık reklam arası verelim. Ardından ben buradayım. Parametreyi kapatacağız ama öncesinde bugünkü ekonomik takvimde ne bekliyoruz ona bakalım. Amerika tarafından saat 21, Türkiye saatiyle 21 itibariyle gelecek bilgi. FED'in faiz toplantısı var, FOMC toplantısı var. Beklenti 2.25 ile 2.50 arasında faiz oranlarını tutması, yani herhangi bir faiz değişikliğine gitmemesi. Ancak sözcük avına çıkacağımız o metinde sabırlı ifadesinin kalkıp kalkmaması da bizim açımızdan oldukça önemli olacak. O da çünkü Temmuz ayında bir faiz indirimi gelecek mi gelmeyecek mi beklentisini şekillendirecek bir cümle ya da sözcük olarak aranacak. 94.219 endekslerinden Borsa İstanbul'u açıyoruz. 5.86.24'teyiz. Dolar TL'de 6.56'yı görüyoruz. Euro TL cephesinde 1.12'nin altındaki seyir devam ediyor. Euro dolar paritesinde 21.95'teyiz faiz oranlarında. Gösterge tahvile baktığımızda 1344'ten geçiyor altında ons başına işlemler ve 62 dolar 40 centlik bir fiyatlama var Brent petrol cephesinde. Son bir notu da iletelim. Son dakika bilgisi ya da işte altyazılarda göreceğiniz tip bilgilerden bir tanesidir. Bu Moody's 18 Türk Bankası'nın notunu düşürdü diye bunun teknik bir ayarlama olduğunu unutmamak gerekir uyarısının notunu ekleyelim. Moody's zaten Türkiye'nin Cuma günü kredi notunu düşürdükten sonra ülke notunun üzerinde kalan bankaların notlarını da haliyle düşürmüştü. Mecburiyetinde zaten kalacaktı, teknik bir ayarlamadır diye altını bir kez daha çizerek parametreye noktayı koyalım ve güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.